Canlı bağlantıyla başlıyoruz ana habere sevgili izleyenler Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Gün boyu bu haberi hem en hızlı hem de en doğru şekilde aktaran arkadaşımız Emre Kaplan'a gidelim. Neler yaşanmış bir kez daha ondan rica edelim. Sinem teşekkürler. 21 Aralık 2017 gecesi başlamıştı Fatih Terim'in 4. dönemi. Saat 23 sularında nerede kalmıştık tweetiyle 4. döneminin resmen başladığını Fatih Hoca bizzat duyurmuştu ve bugün... Öğle saatleri itibariyle Galatasaray Kulübü resmi açıklamayla bu dönemin resmen noktalandığını tüm kamuoyuyla paylaştı. Saat 14 itibariyle Aspor ekranında biz bu haberi paylaşmıştık. Şöyle kronolojik olarak gitmek gerekirse aslında geçtiğimiz hafta itibariyle sesli şekilde dile getirilmeye başlanmıştı yönetim kurulu ve teknik heyet arasındaki fikir ayrılıkları. Özellikle Denizli Spor Maçı'ndan sonra Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki görüşme bir milat olarak kabul edilebilir bu süreç için ve orada başkanın bir takım talepleri olmuştu. Sonrasında yönetim kurulu üyeleri arasında yönetim içerisindeki bazı isimlerinde Fatih Terim'le yola devam etme konusunda çok sıcak bakmadıkları haberlerini hep ekrana taşımıştık. Sonrasında geçtiğimiz hafta içerisinde aslında hem Başkan Burak Elmas hem Teknik Direktör Fatih Terim iki cephede işlerin yolunda gittiğini ve şu an itibariyle bir sorun olmadığını belirten açıklamalarda bulunmuşlardı ama bu süreç çok fazla sürmedi. Özellikle Giresun Spor maçında alınan mağlubiyetin ardından dün akşam itibariyle Galatasaray yönetimi online ortamda bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas'ın da yer aldığı bir toplantıydı bu. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bir çoğunluğu Fatih Terim'le yola devam etmeme konusunda iradelerini kararlı bir şekilde gösterdiler. Hatta böyle şöyle bir şekilde altını çizebiliriz belki. Fatih Terim'le yola devam edilmesi halinde istifa edebileceklerini Başkan Burak Elmas'a ilettiler. Bugün pazartesi günü itibariyle de olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti Nefis Stadyumunda. Saat 12 sularında başlamıştı. Ardından zaten ana gündem maddesi Fatih Terim olduğu için Fatih Hoca stadyuma davet edildi başkan tarafından. Bizzat Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında bir görüşme gerçekleşti. Saat 12.45'te Fatih Hoca stada geldi. 13.15'te stattan ayrıldı ve görüşmede yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Karşılıklı anlaşma yoluyla Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim bu dördüncü dönemi Fatih Terim ve Galatasaray birlikteliğini sonlandırma kararını aldılar. Ve zaten sonrasında da bunu Aspor ekranında haberleştirmiş paylaşmıştık. Tabii bu sürece gelinirken özellikle bir yardımcı teknik direktör konusu onun dışında transfer yetkisiyle alakalı başkanın bir takım talepleri olmuştu. Denizli Spor maçından sonra gerçekleşen toplantıda sıklıkla biz bunu spor ekranında paylaştık. Özellikle Florya'da yer alan şu anda Florya'daki idari personel ki Fatih Hoca'nın ayrılmasının ardından Florya'da da köklü bir değişim gerçekleşecek. Hem oradaki idari personel hem Fatih Hoca'nın yardımcıları hepsiyle yollar ayrılacak. Bambaşka bir düzen kurulması planlanıyor ama ilk başta da zaten Sayın Başkan oradaki yetkilerin biraz daha kısıtlanmasını ve oradaki yetkilerin yönetim kuruluna aktarılmasını talep etmişti. Aynı zamanda da yardımcı hoca konusuyla alakalı talepler olmuştu. Bunlar çok fazla kabul görmedi Fatih Terim tarafından ve o süreç içerisinde de Manchester City'de, öncesinde Barcelona'da ve Bayern Münih'te Pep Guardiola'nın yardımcılığı görevinde bulunan Domerek Torrent ismiyle bir görüşme gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Sayın Işıtan Gün Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Işıtan Domenek Torrent Fatih Terim'in yardımcılığı için bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etmişti. Giresun Spor maçı sonrasında Fatih Hoca'ya bu durum soruldu. Benim bu konudan haberim yok dedi. Ama gelinen süreç itibariyle bugün öğle saatlerinde Fatih Terim'le yollar ayrıldı ve Galatasaray'ın artık yeni teknik direktörü de Domenek Torrent olacak gibi gözüküyor. Zaten geçtiğimiz hafta bu görüşmeler gerçekleşmişti. Kendisi Galatasaray prensipte evet demişti ve belki o dönem için daha farklı bir pozisyon olarak düşünülse de bugün itibariyle artık Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacağını ekibiyle birlikte çok yüksek olasılıkla da yarın İstanbul'a gelip prosedürleri tamamlayıp göreve başlamasını beklediğimizi söyleyelim. Dediğimiz gibi 21 Aralık 2017 gecesi başlamıştı Fatih Terim'le Galatasaray'ın dördüncü süreci ve iki şampiyonlukla başladı devre arasında göreve geldi. O sezonu şampiyon tamamladı Fatih Hoca. Bir sezon sonrası yine şampiyonlukla neticelenmişti. Sonra bir pandemi arası girdi. Galatasaray sezonu 6. tamamladı. Geçen sezon 2 golle kaybedilen bir şampiyonluk ve bu sezonda Sayın Başkan Burak Elmas göreve geldikten sonra daha mazbatasını almadan, daha görevine resmi olarak başlamadan Fatih Terim göreve başlamış. Florya'da çalışmalarını sürdürmeye başlamıştı. 3 yıllık bir proje masaya kondu. Hem Başkan Burak Elmas hem Fatih Terim kamuoyu önünde tüm verdikleri demeçlerde bunun altını çizmişlerdi ki Fatih Hoca son Giresun Spor maçı sonrasında dahi yine bu konunun altını çizdi ama 3 yıllık proje şu an itibariyle 6. ay itibariyle neticelenmiş oldu Fatih Terim ve yönetim arasındaki son dönemde yaşanan fikir ayrılıkları, sağ içindeki sonuçlar, alınamayan sonuçlar ve özellikle de Yönetim kurulu üyelerinin rahatsız olduğu konulardan bir tanesi oyuncuların sezon başında transfer edilen oyuncuların gelişimlerinin beklenen seviyede gerçekleşmemesiyle birlikte bu süreç bugüne geldi. Dediğimiz gibi 14 itibariyle biz Aspor ekranında bu haberi paylaşmıştık sonrasında da Sayın Başkan Burak Elmas'ın bizzat imzasının yer aldığı bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu ve 4. Fatihlerim dönemi bugün itibariyle resmen sona erdi.